Merhaba gençliğin gözyaşları. Şimdi Deltoid'in yeni nesil sorularını gömeceğiz arkadaşlar. Bakalım nasıl sorular sormuşuz, kaç tane sormuşuz görelim. Birinci sorumuz diyor ki ABCD deltoid tamamdır. AB AD'ye eşitse tabii ki DC de BC'ye eşit olmak zorundadır. AB kenarı AE boyunca katlanıyormuş dostlarım. Demek ki AE bir açıortay. O halde burası da X olmak zorunda. Şu kenar katlandı, buraya geldi dostlarım. Dolayısıyla bununla bu eşit olacak ve deltoid olduğu için AB ile AD de eşitti. Buna da aynı simgeyi koydum. Şimdi şurada bakın bir ikizkenar üçgen çıkartmış olduk böylelikle. Hadi bunu bir konuşalım. 28 şu ikisi birbirine eşit olacak diyelim. Şunlar eşit ikizkenarlar, ikiz açılar. 28 ise 152. 152 ise de 76, 76 buraya kaldı diyelim. Şimdi biliyoruz ki deltoidde şu bursayla denizli açısı da eşitti birbirine. O halde burası da 76 oldu hocam diyelim. Daha sonra şuraya saldıralım arkadaşlarım. Bakın AE açıortaydı. O halde buranın da açıortay olacağını söyleyelim biz. Bu 76 katlandı. Şuraya geldi. Buranın da 76 olduğunu söyledim. Toplamları 152, şuraya 28 kaldı. Bunu da söylemiş olalım. Şöyle bildiğim her şeyi bulmaca gibi yazıyorum. 110, 28 daha ne yaptı 110 ile 28? 138. O halde şu açıya da 42 kaldı. 42'nin de dış açısı 138'dir. 69, 69 kaldı buralara da. Ve bakın şu mavi üçgende bitirebiliriz. X'i buluruz. 69, 76 toplamlarını bir yazayım şuraya. 69 ile 76'yı bir toplayalım. 15 elde var 1. 13, 1 delde 145 yaparmış şu ikisinin toplamı. X'e de 35 kalıyormuş dedik. Evet. 2 numaradayız. ABCD deltoid şeklindeki karton AB ve DC kenarlarının orta noktaları şeklindeki EF boyunca kesiliyor. Toplam 4 santim karton kesildiğine göre, bak bu kesilen yer 4 santimmiş dostlarım. Deltoidin köşegen uzunluklarının kareleri toplamı kaçtır diye bir soru sormuş. Dostlar hemen şuranın da bir kenarın daha ben ortasını alıyorum şöyle. K diyelim buraya. Bakın bu KF'yi çiziyorum. X olsun KF uzunluğu. Bu KF AC'nin orta tabanıydı dostlarım. Demek ki AC uzunluğu 2X birimmiş. Sonra KE'yi birleştiriyorum. Buna Y dersem. Demek ki şu DB köşegeninin orta tabanıydı bu Y dediğim şey. O halde Y dediğim DB dediğim uzunluk yani diğer köşegenimde 2Y oldu. Hani benden köşegen uzunlukların kareleri toplamını istiyor ya. 2X'in karesi 4X kare ile 2Y'nin karesi 4Y karenin toplamını istiyor benden. Şimdi deltoidde köşegenler dik kesiştiği için şurada ortada oluşan bu şekil dikdörtgen oluyor demiştik. Ve buranın da 90 olduğunu söyleyelim. Bakın şurada Pisagor'u patlatalım artık arkadaşlarım. 4'ün karesi yani 16 eşittir. X kare artı Y kare diyeceğiz. Peki bizden bunun da 4 katını istiyormuş değil mi? 4 ile çarpacağız bunu. 64 gelecek 4X kare 4Y kare. Evet, bir katlama sorusu daha. Deltoid biçimindeki kağıt DB boyunca katlandığında şekil 2'deki gibi katlanıyor. DB DC'ye eşit tamamdır. DAB şurası 40 dereceymiş. Bir yazalım hemen. Deltoid olduğu için bunlar kesin ikizkenar ve 40 ise 70 70 kalıyor buralara. CBA şuradaki açının tamamı 110'muş. O halde buraya 40 kaldı. Tabii ki buranın da 40 olduğunu 40-40-80'den şuranın da 100 olduğunu söyleyelim. C üssü BA şuradaki açıyı soruyor. X diyelim buraya. Şimdi bunun katlanmadan önceki halini de şuraya çizeyim. C şuradaymış, katlanmış buraya gelmiş. Burası buraya eşit. Tabii ki katlandılar buraya geldiler bunlar da eşit. Şurası 40'mış 40'mış o halde bunlar da 40-40 olacak. Şurası 100'müş tabii ki burası da 100 olacak. Bak dostum şuranın tamamını biz az önce 70 bulduk. Şu açıdır burası. Tamamı 70 ise x'e ne kalacak? 30'u işaretledim.
Evet, yine bir katlama sorusu. Şekil 1'deki ABCD deltoidinin D köşesi AC üzerinden katlanınca şekil 2'de, daha sonra şekil 2'deki ABC üçgeninin C köşesi de HB üzerinden katlanınca şekil 3 oluşuyor. Şimdi bunu geriye doğru açalım. Önce C'yi şöyle, şu sarı üçgeni geriye açtım. C buradaymış. Sonra bunu da sola doğru geriye açacakmışız arkadaşlarım. Şöyle. Yeni deltoidimiz bu. Ve tabii ki bu buraya eşit. Bu buraya eşit olmak zorunda. Köşegenleri de dik kesiştirdim. Burası buraya kesin eşittir dedim. Başka da bir şey şimdilik bilmiyorum. AC'yi 18 vermişiz. Tamamı 18. Alan ABCD'yi 24 vermişiz. Alan ABCD tamamının alanı 24 ise arkadaşlarım, nasıl buluyordum ben bunun alanını? Köşegenler çarpımının yarısı diyorduk. Şimdi bir köşegeni 18. Diğer köşegenine biz x diyelim, BD köşegenine çarpıp 2'ye böldüğümde de 24'ü verecekmiş. ABCD'nin alanını veriyormuş. Gitti gitti 9. X eşittir 24 bölü 9 çıktı diğer köşegen. Hatta 3'e bölüyorum. 8 bölü 3 çıktı şu köşegenin tamamı. Yarısı olacağı için 4 bölü 3, 4 bölü 3'tür dedim buraya da. Şu kenarda katlanıp buraya geldi. Bunu da unutmayalım. Bu kenar katlandı, buraya geldi. Bunu da söyleyelim. Peki. Alan ABH. ABH. Şuradaki üçgenimin alanını da bana, şuranın üçgenin alanını 7 vermiş dostlarım. Burası da 7. Tamam. Şimdi burası 7 ise, hatta burada göstereyim onu, şöyle köşegeni de çizeyim. Şurayı 7 vermiş. H burası çünkü. Bu 7 ise kenar ortay olduğu için bu da 7. Tüm alan 24'tü. 14'ü burada, 10 kaldı buraya. O halde burası 5, burası da 5 diyebilirim. AC üssü nedir diye soruyor. Şuradaki x diyelim buraya. Bizden şu uzunluğu istiyor dostum. Şimdi şu üçgenin alanını 5 bulduk ya biz dostlar. Bakın şu kenarına y dediğimde dik üçgenin alanı y çarpı 4 bölü 3 yazıyorum. Y çarpı 4 bölü 3 bölü 2 olacak. Yani şuraya da 1 bölü 2 diyelim. Buranın alanı 5'miş. Şimdi şu gitti, şu gitti, 2 kaldı. 3 kere 5, 15, 2y'ye eşit, y eşittir 15 bölü 2. Bak burası 15 bölü 2 şuraya kadar. Hocam katlandı buraya geldi, burası da 15 bölü 2. Yani toplam ne çıktı burası? 15. Peki bize AC'yi vermişti 18 diye. O halde buraya da 3 kaldı diyebiliriz. Şimdi bu sorudayız. Döndürme sorusuymuş bu da dostlar. A köşesi etrafında ok yönünde döndürdü. Bak AD'yi buraya getirdi. AB'yi buraya getirdi. Sonra şu kenarda şuraya eşit tabii ki. Bakın 110'da dönmeden önce burası da 110'dur. Bu köşede hani yan açılar eşitti. Yine burası da 110'dur. Bunu da söyleyelim. 110, 110 daha 220, 100 daha 320 yaptı. Bu 320'de şurası 40 çıktı. Ve tabii ki dönmeden önceki A açısı da 40'tır. O halde 20, 20, tabi buraya da 20 kaldı diyebilirim. Şurası da x derecedir. Soru da bitti galiba, değil mi arkadaşlarım? Bakın 110, 220, 20 daha 240 x'e kaldı. Toplam 360 olacağı için Denizli paketlendi gitti. Evet, yine bir katlama sorusu. Şekil 1'deki ABCD deltoidi KL boyunca katlandığında demiş. O halde biz şöyle katlanmadan önceki haline bir açalım bunu arkadaşlarım. Şöyle bir getirelim bunu. A buradaydı diyelim. Şimdi bu KL boyunca katlanıyor. Şurası 90 dereceymiş. KL açı ortay olacak 45-45 diyelim. Bu adam katlandı buraya geldi diyelim. Bu katlanmadan önce buradaydı. İkizkenar kayı kuralından 90'ımızı yazalım. O halde burada 45 diyelim. Bakın şurası ne çıktı arkadaşlarım? Toplam 125. Deltoidde yan açılar eşit olduğu için burası da 125 diyelim ve soru da böylelikle şuradaki turuncu dörtgendeki iç açıları toplayıp 360'a eşitleyince çözmüş oluruz. 125, 80 daha 205. 90 daha 295 yaptı. Hemen 360'tan çıkarınca da Ceyhan'ı işaretledim dostlarım. Evet. KLM'ne deltoid biçimli bloklar görülmektedir. Bu paralel kenar, bu da deltoid.
Levhadan iki tane, deltoidden bir tane şuraya koymuş. Şimdi paralel kenarın şurası 60'tı. O halde burası da 60. Bunun da burası 60'mış. Bir de bu da burası da 60'mış. Sonuçta aynı paralel kenarlar. Peki. Doğrusallığı gördük yani. Zincir monte edilmiştir diyor. A, M, P noktalarına zincir monte edilmiş. C, M. Nerede orası C, M? Şuranın uzunluğu, şu uzunluk. Yani deltoidin köşegeni, hatta uzun köşegeni değil mi? Açıortaydı burası 30-30. CM'yi vermiş bize amca sağ olsun. Bunun burası 8'miş, şurası 2. O halde bu da 2. Tabii ki bu da 2-2. 8'leri de şuraya yazalım. Şimdi şunun kısa köşegenini de şöyle devam ettirirsem, aradaki açı 60. O halde eşkenar üçgen oldu bu ikilerden dolayı. Bu da 2. 1-1 yazdım. Ve 30'un karşısı 1 ise 60'ın karşısına da kök3 yazdım. Bakın burası toplam 12 artı kök3'tü ya. O halde şuraya da 12 kaldı dedim. Şimdi şurası bakın toplam 9 çıktı. 8 ile 1'in toplamı. Köşegenler dik kesişiyordu. Burası da 12. 9, 12, 15 üçgeni. O halde bu da 15'tir. Toplam 30 bulduk cevap. Evet, ABCD deltoidinde hemen çizelim. ABCD deltoidini. A, B, AB ile de BC dikmiş. O zaman şuraya da 90 olduğunu şöyle gösterelim. AB ile de BC dikmiş. Şimdi AB ile AD eşitmiş. C'nin AD'nin orta noktasına uzaklığı ile, şimdi AD'nin orta noktasına uzaklığını gösterelim. Şurasıdır diyelim. Burası orta nokta. K diyelim buraya. İle AB uzunluğu eşittir diyor. Aa bak bu da buraya eşitmiş. Şöyle bir simge koydum buna da. Şimdi B 90 ise burası da 90 olacaktı. Bunu da söyleyelim. Şuraya K dediğimde bu da K. Bu 2K'ymış. Bu da 2K'ymış. Bak burada ne çıktı kardeşim? 90'ın karşısı 2K iken sadece 30'un karşısı K'dır. 30, 60, 90'ı da bulduk. DC şurası 2 kök 3'müş. Yani 60'ın karşısı 2 kök 3 ise 30'un karşısı 2, 90'ın karşısı 4. Şurası da 2. Deltoidin alanı nedir diye de bir soru sormuş. Hemen şu üçgenin alanından başlıyorum muhabbete dostlarım ben. Bu üçgenin alanı dik üçgen olduğu için 2 çarpı 2 kök 3 bölü 2'dir. Yani alanı 2 kök 3'tür. Peki şu köşegeni çizdiğimde bak bu adam kenar ortay oldu. 2 2 diye bölüyor. Alanı da 2'ye bölecek. Bu da 2 kök 3'tür. Yani şuranın alanı 4 kök 3 çıktı. Deltoid'de uzun köşegen alanı 2'ye böleceği için burası da 4 kök 3'tür dedim ve Adana'yı işaretledim toplamını. Evet, eş deltoidmiş bunlar arkadaşlarım. Levhalarla bir beşgen oluşmuş. Diklikleri göstermiş. Doğrusal demiş. K ile C noktalar arası uzaklık 6 kök 3'müş şurası. Tamam. Burası 6 kök 3. Şimdi bak eşse bunlar bu açısı, bunun da bu açısına, bunun da bu açısına eşit. Yani bunlar hep 60'ar derece. Şimdi şu ortadakine bakalım. 90, 90 da burada 180, şuraya 120 kaldı diyelim o halde. Tabii ki burası da 90, 90. Şurası da dikdörtgen oldu 90, 90. Bunun da C açısı 120 şuraya kaldı 30. C, K açısı 120 şuraya kaldı 30. Bak burada ne çıktı? 120, 30, 30 üçgeni. 120'nin karşısını bize 6 kök 3 diye vermiş K ile C arasını. Demek ki EC de 6, EK da 6 olacak. Şimdi bunlar eş deltoid oldukları için hepsinin şu ikiz kenarlarını gösterdim. Yani 3, 3 oldu bunlar. Neyi soruyor? Beşgenin alanı nedir diye soruyor dostlar. Biz şimdi bir tane deltoidi bulup 3 ile çarpmamız yeterli de olabilir. Ya da hocam ben şu üstteki üçgeni ve alttaki dikdörtgenin alanını bulacağım demen de bizim için yeterlidir. Seçim senin. Hangisini yaparsan yap. İkisinden de tabii ki mecbur. Aynı cevap gelecek. Ben şu deltoidin bir tanesinin alanını bulayım. Konumuz deltoid olduğu için hiç dikdörtgeni ve üçgeni katmayayım işin içine. Şimdi şurası 3'müş, burası 3'müş, şurası 120 derece uzun köşegeni çizersem 60-60 yapacak burayı. Burası 90'mış, burası 90'mış diyelim.
Şimdi 30 burası da. 30'un karşısı 3, 60'ın karşısı 3 kök 3 gelecek. Bak bu üçgenin alanı 3 çarpı 3 kök 3 bölü 2. E hocam bu üçgenin aynısı burada da olacaktı. Tıpatıp aynı üçgende alan olarak. Çarpı 2 dediğimde de 9 kök 3 geliyor bir tanesinin alanı. E 3 tane var bundan toplamda. 18 kök 3, 27 kök 3 yaptı toplam. 3 tane 9 kök 3'ten geldi cevabımız. Bakıyoruz yine bir katlama sorusu. AB AD'ye eşit. Şimdi bu üçgeni mi katlıyor? Nasıl yapıyor? Deltoidinin D köşesi AE boyunca katlandığında bu buraya geliyormuş. Yani şurası şuraya eşit. Bu katlandı buraya geldi. Bu açıortay olacak. Şöyle gösterelim. Bu taraftan da açıortaydır. AB AD'ye eşittir. Tamam. AD üssüyle CD üssünün oranı 1'e 2. Yani şuna K dediğimde şurası 2K. O halde bu da K. Bu da K diyelim. Bunu da söylemiş olalım. Ne istiyor? Alan AD üssü E bölü ABCD'nin alanı. Bak ne yapıyorum şimdi. Şu adam açıortay oldu dostum. Şurası. Kafa burada. Bak bir kol, diğer kol, ayak, diğer ayak. Kollarına bak, K'ya 3K. 1'e 3 oranı var. Ayaklarda da M'ye 3M oranı olacak diyebilirim artık. Şimdi geldim alanına. Diyorum ki M'ye A alanı dersem 3M'ye 3A düşecek. Şurası 3A. Ve burada da K'ya 2K olduğu için A'ya 2A şeklinde de bunu parçaladım. Burası toplam 4A ise deltoidde uzun köşegen alanı 2'ye bölüyordu. Bu da 4A. Bak mavi üçgenin alanı A bölü tüm dörtgenin alanı, deltoidin alanı 8A. Sadeleştirince de 1 bölü 8'i paketledim. Evet, 11 numaradayız. Yine bir katlama sorusu. AE boyunca katlanıyormuş. Gelin biz bunu katlanmadan önceki haline bir geriye açalım arkadaşlarım. Şöyle, şuradan şöyle uzatıyorum. Buradan da böyle getiriyorum. İşte D buradaydı. Bu buraya eşittir. Bu buraya eşittir ve bu bir deltoid ise AD ile AB'de eşittir dostlarım. BC ile de DC birbirine eşit vermiş zaten. Peki şurada da ikizkenar çıktı yani. Bak burası 22'ymiş. AE boyunca katlandığı için AE açıortaydır. Burada 22. E uzun köşegende açıortaydı. Burası 44 ise burada 44. Ve dostum şuradaki ikizkenardan 44 ise şu eşit açılarımıza 136 kaldı toplamda. 136'yı da bunlar 68 68 parçaladılar değil mi? 136'yı. Peki devam edelim. Başka ne diyoruz? D üssü BA. D üssü BA. 68'i soruyormuş. Çözmüşüz bile çoktan soruyu. 12. sorumuz yine birleştirme sorusu galiba. Şimdi biraz daha koyu mavi alalım şöyle. Evet. Kağıt gösterilmiştir. Alfa buranın tamamıymış alfa arkadaşlarım. Tabii ki o zaman deltoid olduğu için bu da alfa. BC CD'ye eşit. O halde AB'de AD'ye eşittir. 12 taneymiş. Boşluk kalmayacak biçimde yerleştirilmiş. Dostlar 12 tane ise şunların her biri 12 tane aynı açı var burada değil mi? Toplamları 360 olduğu için her biri 30 çıktı bunların. Şurayı 30 bulduk şimdi dostlar. EBDF doğrusal olduğuna göre alfa açısının ölçüsü kaç derecedir diye bir soru sormuş bize amcamızın oğlu. Şimdi şuraya bakarsanız dostlarım şurada bir kaçgen çıktı. Onu kontrol edelim. Bak şurayız. Biraz daha kalın alayım onu hatta. Şöyle alayım. Kırmızı alayım. Bakın şu. 1, 2, 3, 4, değil mi? 12 gen var burada, değil mi arkadaşlarım? Sadece şu turuncuların şu kısmını aldığımda bir 12 gen oluşturuyorum dostlarım. Düzgün 12 gen oluştu. Hemen 360'ı 12'ye böldüm. 30 çıktı bu dış açı. 150 çıktı iç açısı. Bak şurası 150. Hatta her biri 75-75'tir dedim. 150'nin şuradaki içine de 30 kalmadı mı şu açıya? 30. Bak bana da şurayı soruyor ya. 30'la 75'in toplamını soruyor. 105 yani sorunun cevabı.
Evet, bir döndürme sorusu daha. Şöyle kalemi biraz inceltelim şimdi. Deltoidi A köşesi etrafında saat yönünde 30 derece döndürülüyor. Bak, AD kenarı 30 derece döndü, buraya geldi. Şuraya 30'u yazalım. 80'miş buranın tamamı, 50 kaldı buraya, bunu yazalım. AB kenarı döndü 30 derece, buraya geldi diyelim. Başka neler biliyoruz? Şimdi 80'i biliyoruz buradan. AB AD'ye eşit, tamam, deltoid bu zaten. 80 noktaları doğrusal, alfa kaç derecedir? Alfa da şurasıdır diyelim. Şimdi başka, deltoiddi bu. 30 derece döndürüldü ve buraya geldi. Şimdi bakalım bir şey var mı? Aa, şurayı okumadık bak. C üssü, D üssü, D. C üssü, D üssü ve D. Bak, burayı okumasak gitti soru. Burası doğrusalmış dostum. Birleştirdim. Şurada bak, ikizkenar çıktı. 30'sa 75, 75. Şurası 105 geldi. Bak, deltoidin, mavi deltoidin Denizli açısı 105. O zaman Bursa açısı da 105. Ve Bursa 105 ise B üssü, B de 105, D de 105, D üssü de 105. İşte şu ortadaki dörtgende olayı bitirdik. 105, 105 daha, 210, 50 daha, 260. Alfaya ne kaldı? 100 kaldı. 360 olması için dedim. Evet, son sorumuz arkadaşlarım. Zil de çaldı, hızlıca çözelim. DB boyunca katlanında şekil 2 elde ediliyormuş. Tamam, bunu katlayınca şöyle içeride bir yerde bir A üssü buraya geliyormuş arkadaşlarım. Burada gösterdim. Bu buna, bu buna eşittir tabii ki. AB AD'ye eşit ve 17'ymiş. 17'leri yazalım. Bu da 17. Bu da 17. CD 25. Şurası 25'miş. O zaman CB de 25. BD 30'muş. Şurası 30. Ben bu köşegeni çizersem şöyle, uzun köşegeni, burayı ikiye bölecek diyelim, 30'u 15, 15. Tabii ki 8, 15, 17'den. Burası 8. Katlanmadan önce buradaydı. Burası da 8. Şimdi BD'yi, şimdi burada bir de şuradaki üçgende 15, 20, 25 üçgenimiz var. Şuranın tamamı da 20 olacak. O halde buraya da 12 kaldı. Bize neyi soruyor? A üssü C. Yani 12'yi soruyormuş. Cevap Edirne'den çıktı. Hadi bakalım, görüşmek üzere.